Kanalda A'dan Z'ye analiz yaptığımız bir seri var. Yani bütün hisseleri A'dan Z'ye analizini yapmaya çalışıyorum. Alfabetik sırayla gidemediklerimi de ara ara başka hisselerin analizlerini yaparak devam ettiriyorum. Bu yüzden yorumlara işte şu hissenin analizini yapar mısınız vesaire falan filan gibi şeyler yazmasanız daha iyi olur. Çünkü zaten bütün hisselerin analizi geliyor. Ayrıca şöyle bir de durum var. Mesela yorum gelmiş, Garfa'nın analizini yapar mısınız diye. Şimdi bir kişi analiz istiyor. O videonun analizi çok izlenmiyor. Bir kişi, iki kişi, üç kişi, beş kişi izliyor gerçekten de. Çünkü ben bunun analizini seride A'dan Z'ye hisseler serisinde yapmıştım. O yüzden bir gün içinde 5 kişi mi 10 kişi mi ne izledi? Yani bu biraz kişiye özel bir analize giriyor. Ama onda da bir şey kazanılamadığı için eğer kişiye özel herkes tek tek şu hisseleri analizini yapın dediğinizde yapacağım yapmamı istiyorsanız katıda üye olmanız gerekiyor. Katılı üye olduğunuzda bir tane de iki tane de olsa kaç tane olursa olsun analizini yapacağım. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Evet, Tatgıda'yla başlıyoruz. Şimdi 20, bu da %2'nin altında kapatmış hemen. Bir aylıktan bakalım geleceğini. Buna da epeydir bakmadık. Aslında trendinde de trendini biraz zorluyor gibi. Zorlamak istiyor gibi trendini yani. Yani zorlamak istiyor dedim. Yani çok böyle arada yani buraya yaklaşmak istemiyor gibi. Şurada normalde aşağı inerdi. Bugün biliyorsunuz vergi olayları gelecek falan filan dendi. Sonra bu Maliye Bakanı tarafından böyle bir düşüncemiz yok diye açıklama geldi. Ondan sonra düzeldi galiba. Şöyle alırsak en yüksek ama bu kadar da alamayız. Evet, hissemizin trendi yukarıda direnci 46 lira 42 kuruş. 46 lira 42 kuruş. TL. Aşağıda da desteğine yakın 23 lira 74. Yarın burayı yarın öbür gün kıracak mı, kırmayacak mı? Ya da kırıp aşağı mı devam edecek yoksa ayı tuzağı mı yapacak yoksa dönüş mü yapacak, tepki mi verecek gün içinde ona bakacağız. Onu zaman gösterecek. Şimdi şöyle haftalıktan bir bakmak istiyorum. Neden? Çünkü şurada bir düşen trendimiz var. Düşen trendler her zaman için önemlidir. Başa beladır. Şöyle yapmak istiyorum. Daha çok tepe birleşiyor. Daha sağlıklı olacaktır çünkü. Şöyle yaptığımızda hatta şöyle yapalım. Evet. Düşen trendimizin altında. Zaten dikkat ederseniz aşağı doğru baskılayarak trend hisse fiyatını aşağı çekmiş. Yani önce 46-42'lere bir yolculuk olması için 34 liraları kırıp onun üzerinde ortalamaların üzerine çıkmış oluyor o seviyene. Ortalamanın üzerine çıkıp yükseliş yapması lazım. Hatta şuradan bakalım bir düşen trend kanalı var mı? Yani düşen trend kanalı şu 23-74 destek zaten buradan aşağıda kırılırsa iğne atacaksa da şuradaki 21-70'lere iğne atıp atmadığı, burada kalıcı olup olmadığına bakılması gerekir. Yani 23-74 kırılırsa buraya inme ihtimali yüksek ama kalıcı olup olmadığına bakılmalı yani. İğne atıp mı gidecek yoksa burada bir gün durup ikinci günün ertesinde yukarı tepki mi yapacak vesaire falan filan görmek lazım. Bakmak lazım. Tabi direkt de ilk etapta da şey yapmaz. Hemen düşmez. Şurada bakalım. Hatta bakın şuradaki diplerde bile tam 23.74'ler güzel destek. Yani bunun 23'ü var, 21.70'i var. Eğer 21.70'in altına giderse ona bakılır demeyeceğim. Çünkü analizleri sonuna kadar izleyin ki dolar bazlı grafiğini de inceliyorum uzun vadeli olsun diye. Daha sonrasında diyorlar işte desteği kırıldı, direnci kırıldı, yeni analiz yapar mısınız? O destekleri kırdı vesaire ama izlemediği için insanlar sonuna kadar analizi güncellemek istiyor. Yani illa yeni güncellenir ama katılıyor üye olursanız güncellenir. Neden? Çünkü kişiye özel ücretsiz analiz yapıyoruz. Kimse hissenizi incelettiremez kimse yani bedavaya. Normalde bir kuruluş açısından aşağı yukarı bir fikir ediniliyor en azından. O yüzden katıl abone olmanız önemli. İstediğiniz hisseyi her an analizini yaptırmak istiyorsanız. Evet burada zaten bir çanak katlama hedefi varmış. Çanağı kırmış ama gidememiş. Muhtemelen bu 1.618'ine denk geliyor. Oradan dönmüştür muhtemelen. Evet bakın tam 1.618'de nokta atışı yapmışlar. 2.618 70'lere gidiyor. Burada şu olabilir. Bir sonraki atağını 58'e yapabilir. 58 TL. Ya buradan satış yer mi yemez mi ona zaman gösterir. Onun dışında şurada 2.618'lere belki sonradan bunun analizini de çok uzun süre yapmayabilirim.
Şimdi teyit ederiz zaten. 70 liralar olabilir. Bunu da gözden kaçırmamak gerek. Ama tabii bu buradan dönüş olması lazım. Muhtemelen şurada da belki şu şekil böyle bir V yapar. Bu şekil gidebilir. Böyle bu kanalda yükselebilir. Yani şu şekilde yükselebilir şuraya doğru. Belki buralarda gidecek. Bir sene sonra belki. Bilemeyiz yani. Burada tamamlayacak. Buradan kıracak. Yani şu 58 1.618'leri yani. Şimdi onu zaten teyidini gerçekleştireceğiz dolar bazlı da bakarak. Şurada seviyelerimiz kalsın. Yavaş yavaş şunları bir silelim. Bakın burada var. Zaten şurada da tepe varsa, bakın şuradaki tepe varsa, nasıl şurada iki tepe karşı, bu tepeyi de ileride ama burada, ama burada bir yerlerde karşılayacaktır bu fiyat. Şu anda ortalamaların altında şu 23 ile 21.70 önemli. Kırılırsa nereye gider diye merak ederseniz zaten gideceği yere kadar gitmiş gibi, ona da bir bakalım. Çok ekstrem olursa zaten nereye gelmiş? 0.78'i nerede bunun? 23.90'da zaten. Yani bu burada zaten şurada kırmızıdan sonra bakın bugün dün kırmızı yakmış. Pardon, dün kırmızı yakmış dedim, haftalık olduğu için 27 Mayıs'ta geçen hafta kırmızı yakmış. Bu hafta mesela hatta şöyle bir günlüğü alayım. Daha net görülsün. Orada tekrar kırmızı yakardı. Tepki yapıyor şu anda. Fiyat. 0.78'e zaten yeni değmiş. 23, 21.70'ler güzel bir destek olur. Onun altında eğer daha da gidecekse tamamını mı alacak yani? Ona tekrar bakılır. Yani şuradaki dibi de atlatıyorsa buradaki dipler vesaire. Yani buradan tepki beklenir. Yani daha aşağı düşmesi kalıcı olmaz. Ama tabii hareket olması için de şu ortalamaların üzerine, yani bu ortalamaların böyle 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 kesişip fiyatında şeyinde böyle çıkması lazım ki yükseliş başlasın. Evet, şimdi bir de dolar bazlı bakalım hemen. Ondan sonra videoyu kapatalım. Zaten bu da yeni bir halka arz. Yani yeni dediğim ne kadardı bakalım. 2021'de mi? Öyle bir şey olması lazım bakayım. Aynen. Yo, 93'müş ya. Pardon, ben başka bir hisseyle karıştırdım. Pardon. Daha hissenin kaç yılında halka arz olduğunu bilmiyorsun ya falan. Ne alakası var? Şimdi bu 5.93 5 dolarmış. Şimdi herkes direkt oralara hedefleyecek ama bakın buralarda da şuralardan biri 1 2 3 4 yani 4 tane majör tepe var. Yani aralardaki şunları 5'leri falan da saymıyorum. Ve bunu genelde bakın dipler buralar 56 50 56'lar işte 50 60 sentler. Yukarıda 2 dolar, 1,5 oralarda. Yani işin özü al sat, al sat, al sat bu şekilde gidiyor. Ne zaman ki şu 2 dolara geçerse o zaman bir şey beklenebilir. Şu anda da zaten şuradaki diplerde daha en düşük seviyesi de zaten 56'larmış. Buradan aşağıda gidecek hali yoktur herhalde yani olmaması lazım. Ayıp eder. Yani şu yatay alanı belki katlarsa ona bakmak için erken. Katlayıp katlamayacağı. Çünkü dediğim gibi 70 liralara doğru 2.618 lira hedef verdik TL bazda olabilir diye. Dolar bazda bile 2 dolar oluyor. Yani ne yapıyor? 33 gerçi aşağı yukarı o fiyatlar yapıyor. Gidebileceğim maksimum hatta ilk etapta şuradaki tepelere geçmesi gerekir. Bakın 1, 2, 3 bunlar ve şuradaki şeyler. Yani söyleyeyim. Bakın şunlar var bunlar. Şuradakiler yani şuradaki tepeler. Buraya bir kırsalsa hacimlenecek ama. Yani öyle bir şey olursa ne olabilir? En iyi gideceği ihtimal ne olur? Şuradaki tepeleri zorlayabilir. Daha da ötesi şuraları belki. Şuradaki iğneye gider mi belli değil ama şuradaki tepeler izin vermez hemen. Yani bu hisse için gerçekçi fiyat açıkçası bu olur. 1.65'ler. Onun dışında 2020 neredeymiş? Burada. Şurada bir şöyle trendi var. Bunun da altında bakın. Şuraya kadar 1.15'e falan gelmesi lazım önce. Baya gerideyiz ya. Şurada 1.17'ye. Bunu yazacağız. 1.17. Bir önceki yani şurada yaptığı tepeler var ya. Belki oradaki yaptığı yani şu buraya kadar çıkıp düşmüş, çıkmış, düşmüş. Şurada
bu sefer 1.17 şuralardan belki biraz tepki gelip şey yapabilir. Çünkü 2020'nin de neredeyse o seviyelerine yaklaşmış. Yani şuradaki seviye önemli asıl burada. Tam net söyleyeyim. Şu 2020'dekinin altına gitmemiş lazım. Tamam, bu en altta 0.56'lara vesairelere gitmiş ama şu anda yakın. Bunun son durağı 0.68 olmalı. Çünkü pandemide ve pandemiden sonra da bir kere daha buraya test etmiş. Ne zaman? Aralık 2021, Mart 2021, 1,5 sene sonra. Tekrar buraya belki buradaki gibi bir iğne atarsa atabilir belki. O da ne yapıyor? 0.68 çarpı 32.30 muydu? 21.90 işte TL bazlı dediğim seviye. Neden iğne atacağı da işte. Bu da ortaya çıktı yani TL bazlı. O yüzden 0.68 sent önemli. Yarın bir gün dolar hareket eder. Ona göre şey yapıp güncelinde bulabilirsiniz. Bu şu bantta da bu şekilde şurayı kırmadığı sürece bu bantta böyle yükselebilir de. Ama bir anda hacimli kırarsa da 1.17'yi kırar. Onun üstüne çıkıp çıkmadığına bakılabilir. Şuradan bir düşen trend var mıdır? Bir aylık değil de buna da bir haftalık bakalım. Hatta evet. Güzel bir düşen trendimiz var. Şu fazlalıkları sileceğim. Şu seviyeler belirlendi çünkü. Şunu da sileceğim. 1.17 dedik ama 0.96. 0.96'nın üzerinde. Kapanış gelmesi lazım. Şuna da TL yazmışız. Düzeltelim. Fakirlikten kanala kimse abone olmuyor ki. Katıla vesaire. Hepsine dolar yazalım. Şuradan da bakalım. Şunu çekecektim. 0.68 hala geçerli. Alın size bir tık daha 0.68 gelmeyebilir. Geleceği andan söylemiyorum. Aşağıda daha bir seviyesi ne olur diyen olursa 57 olur. Ama şu anda şu 0.68 daha önemli. Bunu sileceğim çünkü şu anda 0.57'yi. Ya da kalsın. Çünkü 0.57 olmaz, 0.67 olur. Vay efendim. Söylemedin, etmedin. Onun dışında bakalım. Günlükte. Niye bu kadar yavaş geliyor? Bir yerden indirme falan mı yapıyor acaba? Kesin muhtemelen. Yine bir aylığa bakalım. Yani aslında şey seviyesi bunlar. Çok uçacak, kaçacak bir hali yok. Uçsa uçsa gideceği yerler belli. İkiler dedik en fazla. İkiler bile değil. Hatta 1.46 bakın şurada. Şu tepe şeyler. Yani 1.46'lar bırakmaz bunu oradaki tepeler kolay kolay. 1.46. Yani şurada 0.9 0.57'yi sileceğim gene ya. Kafa karışması çok fazla sayıyla. Şimdi aşağıda 0.68'imiz var. Desteğimiz. Şurada düşen trendimiz var. 0.96 yani 1 dolara sayılır. Onun üzerinde de gidebileceğim maksimum yeri 1.46. Arada da şu 1.17'ler orada seviye verdik ama gidebileceği seviyesi 1.46 olur. En yukarıda da çok çok iyi gitti her şey 2 olabilir. O da 2 olur dedim hani 1.46'dan durmadan 2'ye gidecek. Değil. 2'ye kadar olan bir seviyede yani. 1.80 olur, 1.85, 1.90 gibi. Sonuçta sayı tahmini yapmıyoruz. Direkt sayı verebilecek şeyde de değiliz zaten. Lotların çoğunu biz kontrol etmiyoruz küçük yatırımcı olarak. Biz sadece önlem almaya çalışıyoruz. Evet benim Tatgıda ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Katıla mutlaka abone olun. Faydasını görürsünüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.